Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Her ne kadar normalde havaların ısınıp bahar mevsiminin gelmesini söyleyecek olsam da biz çekime başlamadan önce bir anda yağmur başladı. O yüzden kendimizi kapalı bir konuma aldık. Yine de Nisan ayının başlarına doğru bahar gelip havaların ısınmasıyla beraber bize gerçek anlamda çifte bahar yaşatacak olan Dacia'nın en ucuz tam elektrikli otomobili Spring çok yakında tüm Avrupa ile birlikte Türkiye'de. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi de sırf ucuz olduğu için böyle bir elektrikli otomobil almalı mıyım oluyor. Şimdi hiç lafı uzatmadan uygun fiyata elektrikli otomobil deneyimini dibine kadar yaşatacak olan yeni Dacia Spring'in tüm detaylarını, tüm özelliklerini öğrenmeye başlayalım. Ve sorumuzun cevabını da kendimiz bulmaya çalışalım. Ayrıca videolarımın altına yapmış olduğunuz güzel yorumlarınız ve destekleriniz için de tekrar her birinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle daha iyiye ve daha güzele gideceğimize de inanıyorum. Ve yeri gelmişken halen daha kanalıma abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Gerçek anlamda rafine bir elektrikli otomobil deneyimini yaşatmak isteyen Dacia'nın ilk tamamen elektrikli otomobil modeli Spring, Renault-Nissan ortak çalışması CMF-A platformu üzerinde geliştirilip üretiliyor. Ayrıca yeni Dacia Spring'in tam anlamıyla nasıl bir konumda olduğunu anlamak için segmentteki diğer otomobilleri de şöyle bir hatırlayalım. Hyundai i10, Citroen C1 ve Peugeot 107 gibi modeller yeni Dacia Spring'in içten yanmalı motora sahip rakipleri arasında bulunuyor. Elektrikli rakipleri arasında da 500e, Smart Fortwo gibi modeller bulunuyor. Dacia markasının en küçük ve en ucuz otomobili olma özelliğini taşıyan yeni Dacia Spring, tasarım konusunda da oldukça iddialı. 970 kilogram ağırlığındaki yeni Dacia Spring'e önden baktığımızda oldukça heybetli ve karizmatik bakan bir suratla karşılaşıyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm elektrikli otomobillerde olan ve bana göre oldukça saçma gözüken mavi ve yeşil simgelerin hiçbirinin yeni Dacia Spring'de bulunmaması benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Dacia Spring'in tam karşısına geçtiğimizde kaslı görünmesini sağlayan yerden 15 cm yüksekteki ön tampon ve üzerinde bulunan oldukça büyük farlar dikkatimizi çekiyor. Onun hemen üstünde diğer Dacia modellerinden alışık olduğumuz ızgara ve far tasarımı bulunuyor. Yeni Dacia Spring'in gerçek anlamıyla herhangi bir işlevi olmayan sahte ön panjurunun altında onu şarj etmenizi sağlayan soketler bulunuyor. Yeni Dacia Spring'e profilden baktığımızda ise ön taraftaki heybetli SUV görünümünün yan tarafta da devam ettiğini görüyoruz. Ön tamponun altından gelip teker üstlerinden arka tampona kadar devam eden plastik korumalar yeni Dacia Spring'i daha kaslı ve güçlü göstermeye başarıyor. Bununla birlikte tıpkı diğer Dacia modellerinde olduğu gibi herhangi bir omuz çizgisinin bulunmadığı kapılar ise beklentiyi karşılayacak düzeyde. Ayrıca dışarıdan bakıldığında alaşım gibi görünen fakat aslında kapak kullanılan ve 165-70-14 inç boyutlarıyla bence biraz küçük duran jantlar yeni Dacia Spring'in tasarımını tamamlıyor. 3 paket halinde gelecek olan yeni Dacia Spring'in en dolu versiyonunda turuncu detayları ile Spring Business yer alırken en boş paketinde arka tarafı yük taşımacılığı için özel bir file ile ayrılmış Spring Cargo isimli model bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında çok fazla bir farkın görülmediği yeni Dacia Spring Cargo'da en büyük fark iç mekana geçildiğinde hissediliyor. Yeni Dacia Spring'in arka tarafına geçtiğimizde ise ön taraftaki o heyecanının yerini bir miktar burukluk alıyor. Ön taraftaki o heyecanlı ve kaslı duruşun aksine daha mülayim ve sakin görünen bu arka tasarımın yorumunu sizlere bırakıyorum. Spring Business'ta bulunan yatay Y şekilli stoplar oldukça karizmatik görünürken alt paketlerdeki standart stoplar bir anda tüm havayı değiştiriyor. Boyutlara geçtiğimizde ise kalabalık şehir trafiğinden bizi kurtarmak için ne büyük bir şansa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Yeni Dacia Spring 3734 mm uzunluğunda, aynaları saymazsak 1579 mm, aynalarla birlikte 1770 mm genişliğinde ve 116 mm yüksekliği ile A sınıfının getirilerini karşılıyor. Yeni Dacia Spring'in iç mekanına geçtiğimizde ise bizi şaşırtacak büyük bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Yeni Dacia Spring'in siyah ve mavi rengin hakim olduğu iç mekanı
diğer Dacia modellerinde olduğu gibi benzer bir tasarım diliyle geliyor. Böyle bir otomobile göre fazla büyük bir tasarıma sahip direksiyon simidi benden eksi puan alırken, genelinde sert plastik kullanılan ön konsol ve kapı içleri sınıfının getirilerini karşılıyor. Direksiyonun hemen arkasında bir adet 3.5 inç büyüklüğünde TFT yol bilgisayarı bulunurken, iki kenarında pillerin şarj durumu ve menzil miktarını öğrenebildiğiniz iki adet gösterge yer alıyor. Ön konsolun tam ortasında 7 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran üzerinden Bluetooth bağlantısı ile telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde AUX ve USB bağlantısının da bulunduğu bu sistem ile Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerinde kullanabiliyorsunuz. Cam açma kapama tuşları multimedya ekranı ile klima kontrol ünitesinin hemen ortasında yer alıyor. Orta konsolun oldukça aşağıda konumlandırılması diz ve bacaklarınızı daha rahat hareket ettirme imkanı sunuyor. Bir adet derin bir saklama alanının bulunduğu orta konsol üzerinden ESP ve hız sabitleyici tuşlarına erişebiliyorsunuz. Onun hemen arkasında kullanımı oldukça pratik olan vites seçicisi yer alıyor. Küçük eşya gözleri ve saklama alanı tarafında 23 litre hacim sunan yeni Dacia Spring ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde. Yanal destekleri bulunmayan arka koltuklar, şehir içi kullanımlarınızda size herhangi bir dezavantaj yaratmayacak şekilde diz ve yaşam alanı sunuyor. Peki, bagaj hacmi konusunda bizi ne bekliyor? Buyurun öğrenelim. Yeni Dacia Spring, arka koltuklar normal konumundayken 270 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukları yatırdığımızda ise bu hacim 620 litreye çıkıyor. Yeni Dacia Spring'in tamamen elektrikli motoru ve menzil özellikleri neler? Onları öğrenmeden önce bünyesinde barındırdığı güvenlik özellikleri neler? Kısaca öğrenelim. Yeni Dacia Spring'de hız sabitleyici, ABS, ESC, elektronik el freni, 6 adet hava yastığı ve otomatik yanan farlar standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte yeni Dacia Spring'in ön tarafına yerleştirilen radar sayesinde istenmeyen ufak kazaları önlemeyi sağlayan otomatik acil frenleme sistemi opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda oluşabilecek ağır yaralanmaları önlemek için yeni Dacia Spring'in motor bölümü, yolcu kabininin bağlı bulunduğu B sütunu ve alt takımı yüksek gerilimli çelik kullanılarak korunmaktadır. Şimdi de yeni Dacia Spring'in alameti farikası, tamamen elektrikli motoru ve teknik özellikleri neler? Tüm detayları en anlaşılır şekilde öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Dacia Spring'de sağlamlığı ve uzun kullanım ömrüyle ön plana çıkan Permanent Magnet Synchronous motoru kullanılıyor. 27.4 kWh kapasitedeki bu motordan 33 kW, yani 44 beygir güç ve 125 Nm tork üretiliyor. Maksimum 125 km hıza çıkabildiğiniz yeni Dacia Spring ile 0'dan 50'ye 5.8 saniyede, 0'dan 100'e ise 19.1 saniyede ulaşabiliyorsunuz. Düz bir yolda ayağınızı gaza sonuna kadar bastığınızda 1000 metreyi 40.5 saniyede tamamlayan yeni Spring'in temel amacının salt ulaşım olduğu vurgusunu hissediyorsunuz. Menzil uzunluğu tarafında da oldukça başarılı değerler sunan yeni Dacia Spring, 4 kişi tam dolu şekilde şehir içinde 230 km menzil sunuyor. Şehirler arasında bu menzil 305 km'ye kadar çıkabiliyor. Satış sonrası garanti kapsamında 3 yıl 100 bin km ve 8 yıl 120 bin km Dacia tarafından garanti ediliyor. Bu değerler ile en başta sorduğumuz yeni Dacia Spring satın almaya değer mi sorusuna artık bir cevabınız vardır sanırım. Benim fikrimi soracak olursanız, fiyatları yarım milyon liradan fazla olan tamamen elektrikli otomobillerin yanında böyle bir alternatifin bulunmasını oldukça mantıklı buluyorum. Elektrikli otomobillerin herkesin ulaşabileceği bir seviyede olması ve böylesine çok satan bir otomobil markasının bu adımı atması gerçekten çok önemliydi. Peki piller kaç saatte doluyor? Standart ev elektriği ile sıfırdan tam dolu hale 13 saat 32 dakikada, 3.7 kW tek fazla 16 amper elektrik ile 8 saat 28 dakikada, 7.4 kW tek faz 32 amper elektrik ile 4 saat 51 dakikada,
ve DC hızlı şarj istasyonlarında 0'dan %80'e 56 dakikada dolum yapılıyor. Yaklaşık olarak 16.000 Euro'dan satışa sunulacak yeni Dacia Spring'in tüm özellikleri en ince detayına kadar bu şekildeydi. Ben yeni Dacia Spring'in ülkemizde oldukça rağbet göreceğini düşünüyorum. Özellikle Spring Cargo modeliyle birlikte gelen geniş bagaj hacminin ticaretle uğraşan insanlar için büyük bir avantaj teşkil ettiğini düşünüyorum. Peki siz yeni Dacia Spring hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirterek aklınıza takılan tüm sorulara cevap alabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Halen daha kanalımıza abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.